Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sığla ya da Latince adıyla Liquidambar orientalis, Altingiaceae yani günlük ağacıgiller familyasına ait Doğu tatlı sakız ağacı ya da Türk tatlı sakız ağacı olarak da bilinen, kışın yapraklarını döken, odunu güzel kokan bir ağaç türüdür. Ağacın adı Latince akıcı anlamına gelen liquidus ve Persçe'de hoş koku anlamına gelen amberin birleşmesinden doğmuştur. Sığla kökeni Doğu Akdeniz, Rodos Adası ve Güneybatı Anadolu'nun bazı bölgeleri olan ve ırmak kıyısı ya da bataklık alanlar gibi nemli topraklarda yetişmeyi sevse de toprak türü konusunda çok da seçici olmayan endemik bir ağaç türüdür. Okaliptüs anlatırken Mısır kraliçesi Kleopatra'nın yağını, aşk iksiri ve parfüm olarak kullandığı Anadolu sığla ağacını doğal ortamda ilk defa gördüğüm yerin Marmaris olduğunu da belirtmiştim. Yıllar sonra sığlanın farklı türlerinin İstanbul'da cadde ve parkları süslediğini de fark ettim. Bir zamanlar Kleopatra'nın tutkusu olan sığla yağı gerçekten de ilaç ve parfüm sektörlerinde kullanılan değerli bir yağdır. Bu yağ antik Mısır'da mumyalama işlemlerinde de kullanılmıştır. Fenike batıklarından çıkarılan sığla yağı dolu amforalar bu yağın antik çağlardan günümüze değin ekonomik açıdan değerli olduğunu ortaya koymuştur. Sığla ağacı 20 ile 30 metre arasında boy yapar ve konik bir taç oluşturur. Narin palmat yaprakları ise biçim olarak akça ağaç yapraklarını andırır. Tıpkı diğer günlük ağacı türleri gibi sonbaharda koyu kırmızı, turuncu ve mor gibi birçok göz alıcı renk değişimleri gösteren sığlanın süs ağacı olarak kullanımda yaygındır. Hermafrodit çiçeklerini Mart ve Nisan aylarında sergileyen sığla, meyvelerini Kasım ve Aralık aylarında oluşturur. Bu iki dönem arasında ise sığla yağı elde edilmektedir. Ve bu işlem oldukça emek isteyen bir uğraştır. Yağı çıkarılan reçineler kütsü olarak da kullanılır ve bu kokunun kötülükleri uzak tuttuğuna ve ortama arındırdığına inanılır. Ağacın odunu da mobilyacılıkta kullanılan dayanıklı ve güzel dokusu nedeniyle de değer verilen bir malzemedir. Sığla rüzgarla doğaya yayılan tohumları ve dallarıyla kuşlara hem yiyecek bulma hem de yuva kurma konusunda yardımcı olan bir ağaçtır. Kabuklu bit ve yaprak lekesi hastalıklarından etkilense de oldukça dayanıklıdır. Günümüzde sığla ağacını doğal ortamı olan dalyan ve köyceğizdeki koruma girişimlerini, orman yangınları, tarım ve yerleşim bölgesine dönüştürme gibi tehlikelere rağmen devam edilmektedir. Bir inanışa göre bir masal kuşu olan ve yeniden doğuşu temsil eden anka kuşu, öleceği zaman sığla ağacının dallarını toplayarak bu dalların ateşinde küle dönüştükten sonra yeniden doğarmış. Anka kuşunun yabancı dildeki adı olan Phoenix, aynı zamanda M.Ö. 15. ve 6. yüzyıllar arasında var olan ve Akdeniz'de ticaret kolonileri oluşturarak deniz aşırı ticareti keşfeden Fenike medeniyetiyle de ilişkilidir. Yunan mitolojisinde sığla ile ilgili efsane ise şöyledir. Güneş tanrısı Helios, yakışıklığıyla iki kız kardeş olan Lykotia ve Kliti adlı prenseslerin kalbini çalar. Fakat Helios kızlardan sadece birinden yani Lykotia'dan hoşlanmaktadır. Ve nihayet çapkın Helios kızı elde etmeyi başarır. Bunu öğrenen Kliti, İntikam hırsıyla kız kardeşinin Helios ile olan evlilik dışı ilişkisini herkese anlatır. Ta ki bu dedikodu kral babaları Orkamos'un kulağına ulaşana dek. Kral Orkamos duyduğu utanç nedeniyle kızı Lykotia'yı diri diri toprağa gömdürür. Helios durumu fark ettiğinde ise artık çok geç kalmıştır. Aşk acısıyla başta Zeus olmak üzere tüm Olimposlu tanrılardan yardım ister. Onlara Lykotia'nın en azından bir ağaca dönüştürülmesini, aksi takdirde sevgilisiyle birlikte toprağın altına gömüleceğini ve bir daha doğmayacağını söyler. Tanrılar güneş ışığı olmadan yeryüzünde yaşamın devam edemeyeceğini bildiklerinden kızı bir sığla ağacına dönüştürürler. Kliti ise hala karşılıksız aşkını gökyüzünde umutsuz bir aramakta ama bir türlü ona kavuşamamaktadır. Yemeden içmeden kesilen kızın halini acıyan tanrılar Kliti'yi de ay çiçeğine dönüştürürler. Gerçekten de gökyüzünde güneşin hareketlerini izleyen ay çiçeğinin bir diğer adı da güne bakandır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.